Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimizde iki tane mekik kullanacağız arkadaşlar. Yine alt ipimiz olacak. Alt ipimize de boncuğumu akıtarak ben burada hazırladım. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şimdi mekikteki iplerimi de alt ipimin yanına koyarak hemen bu şekilde birleştirip buraya bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Hemen iplerimi kestim. Ve burayı hemen yakıyorum. Bu şekilde iki tane mekiğim var. Bu mekiğimden bir tanesini yine alt ipi olarak kullanacağım. Birisini seçeceğim ve alt ipi olarak kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Hemen şu mekiğimle ilmek atacağım arkadaşlar. Bunu da alt ipi olarak kullanacağım. Burada iki tane alt ipi yapmış olacağız. Hemen boncuklu olan alt ipimi birleştirerek buraya iki tane ilmek atıyorum. Diğer mekiğim ise burada bekliyor. Arasını açtım. Buraya 22 tane kadar ilmek atıyorum. Evet, 22 tane ilmeğimi attım. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı hafif birazcık daha büyük yapacağım. Bu arada sökme işlemini de göstermiş oldum. Evet, bu büyüklükte bir pırpır yaptım. Tekrar buraya 22 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Model tek mekikle yapılmış arkadaşlar. Instagram'da bazı arkadaşlar etkinlik modeli yapmışlar. Ben bunu çift mekiğe uyarladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde alt ipimi sıkarak çektim ve modelimin ters yüzünü çevirdim. Arka yüzünü çevirdim. Yani şu şekilde yapmıştım. Bu şekilde çevirdim. Şimdi diğer mekiğimi de alt ipi olarak kullanacağım için hemen diğer alt ipimle beraber ikisini birlikte tutuyorum. Bu şekilde buraya iki tane ilmek atıyorum. Şimdi sürekli bu şekilde devam etmeyeceğiz. Hemen boncuklu olan alt ipimi kenara bırakıyorum. Mekiğimdeki ipimi kullanarak, alt ipi olarak kullanarak şimdi tekrar buraya ilmek atmaya devam ediyorum. Ben buraya 20 tane kadar ilmek attım. Dilerseniz 18 de atabilirsiniz. Ve ben burada kum boncuğu kullandım. Dilerseniz inci falan da kullanabilirsiniz. Şimdi ben mekiğimdeki alt ipimi kenara bırakıyorum. İlmek attığım mekiğim sağ tarafta
ve boncuklu olan alt ipimden hemen 2 tane boncuk alıyorum. İlmek attığım mekiğim sağ tarafta, ortadaki alt ipi olarak kullandığım mekiğimi alarak buradaki boncuğu sabitliyorum. Dilerseniz alt ipi olarak, ben burada mekik olarak kullandım ama sadece alt ipi de kullanabilirsiniz. Bu mekiğinizle de birleştirebilirsiniz. Şimdi alt ipi olarak kullandığım mekiğimle hemen bir tane ilmek atıyorum. Bu aradaki mesafeyi ayarlıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitledim. Bu şekilde birincisini yapmış oldum. Şimdi boncuklu olan alt ipimi kenara bırakıyorum. Diğer alt ipi olarak kullandığım mekiğimi, yani az önce birleştirdiğim ipimi, yani mekiğimi alıyorum. Kenarda bıraktığım ipimi de alarak ilmek atmaya devam ediyorum. Yine buraya 20 tane kadar ilmeğimi atacağım. Alt ipimi sıktım. Tekrar buradaki mekiğimi sağ tarafa koyuyorum. Alt ipi olarak kullandığımı karşıya. Ve tekrar buraya 2 tane boncuk alıyorum. Az önce de söylediğim gibi ilmek attığınız mekiğinizle de bunu birleştirebilirsiniz. Ben alt ipi olarak kullandığım mekiğimle birleştirdim. Böylesi daha düzgün durdu arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse onunla da çalışabilirsiniz. Alt ipi olarak kullandığım mekiğimi aldım. Ve burayı birleştiriyorum. Sadece bu ipi birleştirmede kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi boncuklu alt ipimi kenara bırakıp alt ipi olarak kullandığım mekiğimi alıyorum. Hemen ilmek atmak için diğer mekiğimi aldım ve tekrar 20 tane buraya ilmek atıyorum. Şimdi buraya 20 tane ilmeğimi attım. Tekrar buraya boncuk alıyorum. Hemen alt ipi olarak kullandığım mekiğimi alarak burayı birleştiriyorum. Birinci ilmeğimi atarak bu aradaki mesafeyi kapatıyorum arkadaşlar. Ayarlıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitliyorum. Dilerseniz bunu 3 de yapabilirsiniz. Hemen birleştirebilirsiniz. Ben burada 4 yapacağım. Bazı arkadaşlar 4 tane çalışmış. İstediğiniz şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdi hemen dördüncüsünü yapalım arkadaşlar. Tekrar buraya 20 tane ilmek atıyorum. Evet, 20 tane ilmeğimi attım. Mekiğimi sağ tarafa bırakıyorum. Tekrar buraya boncuk alıyorum. 2 tane boncuk aldım. Dilerseniz tek de alabilirsiniz. Sayılarını küçültebilirsiniz. Bunu istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Alt ipi olarak kullandığım mekiğimi alıyorum. Hemen
arasında açıklık kalmayacak şekilde ayarlayarak buraya iki tane ilmek atıp sabitliyorum. Bu şekilde 4 tanesini çalışmış olduk. Şimdi alt ipi olarak kullandığım ipimi diğer alt ipimin yanına alıyorum. İkisini birlikte ilmek attığım ekimi alarak üzerine 2 tane ilmek atıyorum. Şimdi buranın birleşmesini yapacağız. Dilerseniz mekiğinizdeki ipinizi bükerek de bu pırpırın içinden geçirip birleştirebilirsiniz. Yalnız ben alt ipini geçireceğim. O şekilde daha düzgün durdu. Ben daha çok beğendim. Ama hangisini beğenirseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi alt ipimi ikisini birlikte büktüm. Pırpırımın içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Hemen mekiğimi arasından geçiriyorum ve alt ipimi dikkatli bir şekilde çekiyorum. İki tane olduğu için biraz dengesizmiş gibi oluyor başta ama her ikisini de tek tek çektiğinizde düzeliyor arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmuyor. Bu şekilde ipimi çektikten sonra hemen ikisini tekrar birlikte tutuyorum. Mekiğimdeki ipimle 2 tane ilmek atıyorum. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi mekiğimdeki ipimi bir kenara bırakıyorum. Evet. Şöyle alt tarafa alacağım. Bu şekilde yaptıktan sonra boncuklu olan alt ipimi alıp birleştiriyorum. Dilerseniz mekiğinizdeki ipinizi de birleştirebilirsiniz. Fark etmez. Veya her ikisini birlikte birleştirebilirsiniz. Biraz kalın düşer ama her ikisini birlikte birleştirerek de yapabilirsiniz. Bu ortasını oluşturacağız tekrar. Şimdi hemen boncuklu olan alt ipimi alıyorum, birleştiriyorum ve 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım ve buraya 22 tane ilmek atıyorum. Tane ilmeğimi attım. Buraya tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 22 tane ilmek atıyorum. Çok hızlı yapıyorsunuz. Nereden giriyor, nereden çıkıyor anlamıyorum diyen arkadaşlarımız. Yine mekik oyası ders videolarımız var arkadaşlar. İlmek nasıl atılır, pırpır nasıl yapılır, alt ipi nasıl birleştirilir ve daha fazlasını mekik oyası ders videolarımızdan izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi alt ipimi sıkarak çektim. Oyamın ters yüzünü çeviriyorum. Şimdi alt ipi olarak kullandığım mekiğimdeki ipimle yine boncuklu olan alt ipimi ikisini birlikte tutuyorum. Ve buraya 2 tane ilmek atıyorum. Çünkü artık çevirdiğimiz için boncuklarımız diğer tarafa gelecek. Hemen boncuklu olan alt ipimi kenara bırakarak mekiğimdeki alt ipimi kullanacağım. Diğer mekiğimi de yine ilmek atacağım. Buraya 20 tane ilmeğimi atıyorum. Evet. 20 tane buraya ilmeğimi attım.
Alt ipimi sıktım. Hemen buraya boncuk alıyorum. Hemen iki tane boncuk aldım. İlmik attığım mekiğim sağ tarafta duruyor. Alt ipi olarak kullandığım mekiğimle burayı birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim. Tekrar alt ipi olarak kullandığım mekiğimi aldım ve hemen ilmek atmaya devam ediyorum. Yirmi tane buraya ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Hemen diğer mekiğimi aldım. Hemen ikincisini de birleştirdik. Toplamda 4 tane yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. Tane ilmeğimi attım. Tekrar boncuk alacağım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. 4 tane olana kadar arkadaşlar. Şimdi hemen yapıp tamamlıyorum. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi alt ipi olarak kullandığım mekiğimi diğer alt ipimin yanına alıyorum hemen. İkisini birlikte tutuyorum. İlmek attığım mekiğimle buraya 2 tane ilmek atıyorum önce. İkisini birlikte atıyorum arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi dilerseniz mekiğinizdeki ipinizle, dilerseniz alt ipinizi bükerek pırpırın içinden geçirebilirsiniz. Mekiğinizle de geçirebilirsiniz. Fakat alt ipiyle yapıldığında sanki daha düzgün oluyor gibi geldi bana. O yüzden ikisini birlikte ben büküyorum. Hemen buradaki pırpırın içinden geçiriyorum. Mekiğimi de bu ipin arasından geçiriyorum. Dikkatli bir şekilde hemen ipimi tekrar geri çekiyorum. Bu şekilde ipimi çekerek birleştirdim ve buraya iki tane ilmek atıyorum. Şimdi diğerini yapmak için hemen mekiğimdeki alt ipimi kenara bırakıyorum. Boncuklu olan alt ipimi kullanıyorum. Dilerseniz mekiğinizi de kullanabilirsiniz. Fark etmez veya her ikisini de kullanabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi. Şimdi alt ipimi birleştirerek tekrar buraya ortasını oluşturuyorum. İki tane ilmek attım. Her zaman hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz arkadaşlar. 22 tane buraya ilmek atıyorum. Tane ilmeğimi attım. Hemen alt ipimi sıktım. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 22 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ortasını oluşturmuş oldum. Oyamın ters yüzünü tekrar çeviriyorum. Çünkü zikzak gibi olacak modelimiz arkadaşlar. Hemen alt ipi olarak kullanacağım diğer
Mekiğimdeki ipimi de yanına alarak ikisini birlikte tutuyorum. Buraya ben arasını açtım. Bu şekilde tutuyorum. İki tane ilmek atıyorum. Boncuklu olan alt ipimi kenara bırakıp diğer alt ipimi hemen alarak ilmek atmaya başlayacağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben birkaç sıra daha yaparak tamamlayacağım. Birkaç sıra daha yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Bu modeli yine bileklik yapımında kullanabilirsiniz. Kolye, küpe, hal veya gözlük ipi olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.